Bu videomuzun konusu aktif verem tedavisi ve bu videoda aktif verem enfeksiyonundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Baştan bariz olan şeyi söylemek istiyorum. Diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi veremde de hastalığı önlemenin amacı enfeksiyondan kaynaklanabilecek ölümlerin ve engel durumlarının önüne geçmektir. Yine diğer bulaşıcı hastalıkları fakat özellikle de veremi önlemenin önemli bir amacı daha var enfeksiyonun diğer insanlara bulaşma ihtimalini azaltmak. Aktif verem tedavisi ile ilgili iyi haber, enfeksiyonu tedavi etmede gayet etkili olan birçok ilacın günümüzde mevcut olması. Kötü haberse, başka bulaşıcı hastalıklardaki durumun aksine, bu ilaçların hastaya çok uzun bir süre ve genelde aynı anda verilmesinin gerekmesi. Yani tedavinin başarılı olması için hastanın birden fazla ilaç kullanması gerekiyor. Başka bir kötü haberde verem türleri arasında görülen dirençliliğin dünya çapında bir sorun haline geliyor olması. Direnç gösteren organizma sorununun başka bir videoda konumuz olacağını hatırlatayım size. Çünkü bu konu kendi başına gayet karmaşık arkadaşlar. Fakat bu videomuzun konusu aktif verem tedavisi ve veremin en yaygın görülen ve tedavi edilmek istenen türü olan akciğer veremi. Evet, yapılması gereken ilk şey hastalığı teşhis etmek. Şimdi bu aşamanın tamamlandığını varsayalım. Tamam mı? Bu kişinin akciğerlerinde aktif verem görüldüğünü ve tedavi sürecinin başlayacağını düşünelim. Çoğu hasta için tedavi dört ilacın bir arada verilmesiyle başlar. Bu aşamada organizmanın dirençli olup olmadığını bilmediğimizi varsayıyoruz. Bu dört ilacın isimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma var. R, I, P, E ya da RIPE, RIPE diye düşünebilirsiniz. R, rifampin ya da rifampisin. I, i̇zoniazid izoniazid. P, pirazinamid, tekrar ediyorum, pirazinamid. E ise etambutol, anlamına geliyor. Etambutol, ripe. Hastaya tedavinin başında bu ilaçlar bir arada verilir ve sürecin yaklaşık 2 ay süreceği öngörülür. Bunun sebebi ise enfeksiyonu bastırmak ve olabildiğince fazla organizmayı olabildiğince hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktır. Kısacası bu güçlü ilaçlar veremi 2 ayda en hızlı şekilde bitirmeyi amaçlar ve ilk aşamanın parçasıdırlar. Bunlara bakteri öldürücü antibiyotikler diyoruz ve veremi öldürmeye yarıyorlar. Bu zaman içerisinde kültür örneği olarak doğrulanıyor. Fakat ilk aşamada kullanılan antibiyotikler bunlar sadece arkadaşlar. Bu iki aylık süreç tedavinin yoğunlaştırılmış aşamasını oluşturuyor. Eğer her şey yolunda giderse daha sonra takip eden 4 ay süresince ilaçlardan yalnızca ikisi veriliyor. Bunlar rifampin ve izoniazid. Bu da tedavinin takviye aşaması. İlk iki ayda veren mikrobunun büyük bir kısmı öldürüldüğü için daha az ilaç kullanılabilir. Genelde 6 ay süren bu tedavi sonunda her şey iyi giderse akciğer röntgeni çekilir ve sonuçların ilk baştaki verem teşhisi konulan aşamadan daha iyi olduğu ortaya çıkarsa bu da tedavinin sonu olur. Fakat bazı hastaları daha uzun süre tedavi etmek gerekebilir. Çünkü bu hastalarda verem yalnızca akciğerlerde görülen basit şekliyle görülmeyebilir. Veya bu hastaların iyileşmesini önleyen altta yatan başka sebepler olabilir. Yani 6 ay yetmiyormuş gibi daha uzun bir tedavi süreci gerekebilir maalesef. Daha uzun tedavi gerektirdiği düşünülen hastalıklar veremden daha ağır olan hastalıklar. Örneğin, verem menenjiti ya da diğer adıyla tüberküloz menenjit daha uzun bir tedavi gerektirir. Aynı şekilde kemik ve eklemlerde görülen verem ya da milyer verem denilen verem türü de buna bir örnek. Hatta akciğerlerde boşluk olan akciğer veremi bile genelde daha uzun bir tedavi süreci gerektirir arkadaşlar. Tedavinin uzun olmasını gerektiren bir başka durum ise hastada aynı zamanda HIV dediğimiz virüsün enfeksiyonunun bulunması veya hastanın hamile olması durumudur. Hamilelikte bağışıklık sistemi baskı altında olduğu için hamile kadınların tedavi süreci daha uzundur. Son olarak kültür örnekleri tedavi sürecinde veya en azından 2 ay geçmesine rağmen hala pozitif gösteren hastalar da daha uzun süre tedavi edilir. Başka bir videoda bahsettiğimiz tedavi süresi uzun olan bir diğer grupsa direnç gösteren organizma barındıran hastalardır. Evet. Normal tedavi süresince yani 6 ay boyunca tedavi gören hastamıza dönecek olursak bahsedilmesi gereken birkaç önemli tedavi protokolü var. Öncelikle hastanın ilaçlarını aldığından emin olmak gerekir. Yani bir hastanın 6 ay boyunca her gün bu 4 ilacı veya 2 ilacı alması zor olabilir. Bu yüzden aylar boyunca birden fazla ilaç almanın hastalar için kolay bir şey olmadığını anlamak ve ilaç almayı olabildiğince kolaylaştırmak gerekir. Bu noktada hastaların gözlemlenmesi çok önemlidir. Şimdi, öncelikle bu gözlemlemeden bahsederek başlayalım. Gözlemin veya doğrudan gözlem terapisi denilen şeyin önemini anlamak, verem hastalarının tedavisinde oldukça faydalı olmuştur. Burada bahsedilen terapide bir sağlık görevlisi hastanın ilaçlarını alıp almadığını adı üstünde doğrudan şekilde gözlemler. Doğrudan gözlem buradan geliyor arkadaşlar. Terapinin bu denli önemli olmasının sebebi ilaçların düzenli alınması halinde iyileşme oranının artması ve direnç gösteren organizmaların gelişmesinin önlenmesidir. Bu açıdan doğrudan gözlem terapisi oldukça önemlidir. Tedavi sürecine uymayı kolaylaştıran bir başka faktör de hastanın ilaç almasını olabildiğince kolay hale getirmektir. Buna yönelik stratejilerden biri hastanın her gün ilaç almasını söylemek yerine haftada 3 kere ilaç almasına olanak tanımaktır. Bu tür bir tedavinin de aynı şekilde etkili olduğu saptanmıştır. Yani doğrudan gözlem terapisinde hastalar ilaçlarını haftada yalnızca 3 defa alabilir. Ayrıca hastalara ilaç almanın önemi anlatılarak ilaç almaları teşvik edilmelidir. Aynı zamanda tedavi sürecine uyma ile ilgili bir takım lojistik konular da var. Örneğin randevu saatleri hastaların iş saatlerinden sonrasına gelecek şekilde ayarlanabilir veya hastaların ilaç almaları konusunda onlara destek ve teşvik verilebilir. Bunlar hastalara ücretsiz yemek hizmeti verilmesi veya kliniğe gelmeleri için toplu taşıma biletlerinin sağlanması olabilir. Tabi bu her yerde, her koşulda mümkün olmayabilir ama sadece bir öneri. Aynı zamanda süreçleri basitleştirmek de bir çözüm olabilir. Bir tanesinden zaten bahsetmiştik, haftada 3 kere ilaç alma. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde birden fazla ilacın karışımından oluşan ilaçlar bulunmakta. Evet. Bu sayede hastaların tedavi sürecine uymaları kolaylaştırılabilir. Bu hastaları düzenli bir şekilde görürken ve tedavi süreçlerine uymalarını sağlamaya çalışırken aynı zamanda enfeksiyonlarının sonucunun da iyi olmasına uğraşılıyor. Bu da hastaları düzenli aralıklarla klinik olarak değerlendirmek anlamına geliyor. Düzenli aralık derken genellikle her ay yapılan kontroller tabii ki kastediliyor. Aynı zamanda yine aylık olacak şekilde akciğer veremi olan hastaların balgam kültür örnekleri alınıyor. Bu işlemin amacı 2 ay veya daha az bir sürede hastalardan alınan kültürlerin negatif sonuç vermesi. Eğer kültür yoksa kültür lekeleri de alınabilir. Fakat mümkünse kültür örneği almak daha iyidir. Verem hastalarını izlemedeki başka önemli bir adım da yan etkilerin olup olmadığını kontrol etmek. Bunu yapmadaki temel amaç, RIPE olarak kısaltılan temel verem ilaçlarının yan etkilerini gözlemlemektir. R harfi daha önce de belirttiğimiz gibi rifampin ya da rifampisin anlamına geliyor ve rifampin'in gösterebileceği yan etkilerden biri de hepatit. Dolayısıyla bir hastanın klinik olarak hepatit semptomlarından birini gösterdiği düşünülüyorsa eğer, bunun sebebinin rifampin olabileceğini göz önüne mutlaka almak gerek. Rifampinin yan etkilerinden bir diğeri trombosit sayısının düşmesi yani trombositopenidir arkadaşlar. Rifampinin çok önemli bir yan etkisi de ilaçlar arası görülen etkileşim. Rifampin karaciğerdeki Sitokrom P450 gibi bazı enzimler için güçlü bir uyarıcı olduğundan başka ilaçlarla etkileşime geçebilir. Rifampin ayrıca bazı salgıların rengini kırmızıya dönüştürebilir. Bu da kırmızı idrar veya lenslerde rahatsızlığa yol açan kırmızı gözyaşı gibi etkiler yaratabilir. Fakat bunlar ciddi yan etkiler olmaktan çok rahatsızlık verici durumlardır. İzoniazid'in yan etkilerine gelince yine hepatitten bahsedebiliriz. Özellikle alkol kullananlar ya da alkolik, alkolizm teşhisi konanlar gibi hepatit olması için daha önceden sebebi bulunan kişiler için. İzoniazid aynı zamanda periferik sinir hastalıklarına sebep olabilir. Bu da genellikle B6 vitamini veya diğer ismiyle piridoksin eksikliğinden kaynaklanır. Bu durumda B6 vitaminini takviye ederek mutlaka e, tedaviye eklemek önemlidir. Bu şekilde bir önlem alınabilir. Özellikle de e, yine alkol sorunu olanlar, alkolik olan veya gıda sorunları yaşayan kişilerde ya da kronik böbrek veya diyabet hastalarında bu önlem alınabilir. Kısacası sinir hastalıklarının göz önünde bulundurulması gerekir. Pirazinamide gelince... Yan etki olarak yüksek ürik asit seviyeleri ve buna bağlı olarak görülen eklem ağrıları hatta gut hastalığı görülebilir. Bunlar pirazinamid alımını durdurmak için geçerli sebepler olabilir. Son olarak etambutole gelelim. Yan etki olarak hastalarda görüşü engelleyen optik nörit görülebilir. Bu da etambutol tedavisini durdurmak için bir sebep olabilir. Evet, hastanın tedaviye verdiği cevapları ve tedavi sürecine uyup uymadıklarını gözlemlerken bu yan etkilerin bilincinde olmak da verem tedavisinin önemli bir parçasıdır.